Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Apex Legends'te Bloodhound karakterinin tanıtımını yapacağım. Eksik bir yer veya farklı bir hero'nun tanıtımını isterseniz onu da yapabilirim. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp abone olabilirsiniz. Öncelikle burası deneme alanı. Tüm silahları deneyebileceğiniz bir yerdir. Aşağı inelim. Benim kuşlar uçuyor. Bunlar da gördüğünüz gibi shield'lar. Çift seviye shield. 50 damage önlüyor. Üzerinde de yazdığı gibi 75 damage önlüyor. 4. seviye 100 damage. Sarı armor. Bu üst seviye armor. Shield'ları daha hızlı basmanıza ve daha iki katı basmanıza yarıyor. Bunların detaylı istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Eve Shield'ı tanıtacağım. Eve Shield'da bunların bir katman üstü olan Shield. Alalım, bir silah alalım bir de. Sol tarafta ismin üstünde yazdığı gibi Next Evo, yani ileri seviyedeki, ikinci seviyedeki. Şu an ikinci seviye oldu gördüğünüz gibi. 150 damage daha istiyor. Üçüncü seviyeye çıkabilmemiz için. Üçüncü seviyeye çıktık. Dördüncü seviyede 400 istiyor. Beşinci seviye oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen Shield Battery ile Shield'ımızı yükseltelim. Ultimate kağıdımızı alalım. Bu ultimate kağıdı da ultimizi %25 ile %50 arası dolduruyor. %66 şu an direkt doldurdu gördüğünüz gibi. Yani şu an direkt Q skill'ini denemeye gidelim. Gördüğünüz gibi duvar arkasından düşmanlar gözükmüyor. Q skill ile deneyeceğiz şimdi duvar arkasından. Hani bizim tabirimizde wallhack gibi bir şey oluyor. Q skill'ine basıyoruz. 3 saniye, 4 saniye aralığında düşmanların yerini gösteren bir skill. Yani bu da size, rakiplerinize büyük avantaj sağlıyor. Ultiyi deneyelim. Ulti de bayağı iddialı bir skin. Gördüğünüz gibi yine kimseyi göremiyoruz düşmanlardan. Ulti Z skill ile basılıyor. 35 saniye cooldown'u var. Düşmanlarınızı kırmızı şekilde daha net ayırt edebilir ve normal koşmadan da biraz daha hızlı koşmanızı sağlar. Normal koşma bu kadar hızlı değil ama ultiyi bastığınızda bu kadar hızlı koşturuyor. Atıyorum karşınızda ulti ile gittiğinizde bir düşmanı öldürdünüz. Yani şu an bunu düşman olarak tanımlamayacak büyük bir ihtimal. Evet, tanımlamadı. Düşmanı öldürdüğünüzde 35 saniye üstüne her düşman için 5 saniye daha ekliyor. Başka anlatacağım bir şey yok. Ulti, yani Q'yu anlattık. Z skill'ini de anlattık. Geriye kaldı pasif. Pasifi de normal oyunda anlatabilirim. Şu an yürüyen bir hero olmadığı için. Yani bu şekildedir. Daha detaylı bir şekilde anlatım isterseniz veya başka hero'nun tanıtımını isterseniz yorum olarak belirtmeniz yeterlidir. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağlıklı günler. Amunim.